Seviyorsun bayağı kocanı. Evet, seviyorum. Yakışıyorsunuz. Biliyorum. Düşünceli adammış. Sen nereden biliyorsun düşünceli olduğunu? Tanımıyorsun da Ahmet'ini. Paris'e götürmüş seni. Daha ne olsun? Paris'e mi? Bu da yeni numaralı ateş. Hı? Canım gitmişsiniz işte. Çok düşünceli bir davranış. Sonuçta gençlik hayalinde 16 yaşından beri gitmek istiyordun. Bize kısmet olmamıştı. Biz hiç Paris'e gitmedik. Balayında gitmişsin işte. Balayında bir kere ben deli gibi çalışıyordum. Dün gecesi İzmir'de kaldık, sonra da Urla'ya gittik. Paris falan yok. Nereden çıktı Paris? Metin tam olarak ne zaman daha bisikletini bırakıp yogaya geçti? Bir ay falan oldu herhalde. Aslında hasta olmadan hemen önce. Neden soruyorsun bu soruları? İki semptomumuz daha oldu. Hastaya beyin fonksiyonlarını değerlendirebilmek için bir takım sorular soruldu. Daha doğrusu hoca hastaya eski eşiyle ilgili bir takım sorular sordu. Dolaplara detaylara takılma, bütünü kaçıracaksın. Şimdi hastamız Meto. Aslında bize tanı koyabilmemiz için gereken bütün cevapları verdi. Tabii PET taramasını bir nevi yalan dedektörü olarak düşünürsek. Yalan söylemek nasıl bir süreçtir? Biraz yaratıcı bir süreçtir, öyle değil mi? Sallarsın da sallarsın. Doğru söylemek daha basit. Şimdi 9. soruya dikkatinizi çekiyorum. 9. soruda hastamız Meto uzun uzun cevap vermiş. Efendim, hanımefendiyi nasıl Paris'e götürdüğünü, neler yaptıklarını vesaire uzun uzun anlatmış. Peki, PET ne gösteriyor? Frontal ve temporal loblarda hafif bir aktivite. Hocam, adam Paris'e gittiğini söylüyor ve PET taraması da bunu doğruluyor. Sorun nerede? Paris'e gitmemişler. Aa. Ha? Beğendin mi? Çok tatlışka. Al eve götür, incelersin. Evet, Paris'e gitmemişler. Ama bizim Meto'nun beyni hala Louvre Müzesi biletine 40 euro bayıldığını düşünüyor. Şimdi elimizde kendini polinöropati, karın ağrısı, paranoya ve hezeyan. Hezeyanlarla gösteren intermitan bir sendrom var. Şimdi akut intermitan porfirinin olayı şudur. Seni karanlık bir arka sokakta sıkıştırır. Ağzını yüzünü dağıtır, bir temiz döver. Ama eldiven kullandığı için parmak izi bırakmaz, yakalanmaz. Kan tahlilinde çıkmaz, idrar tahlilinde çıkmaz. Hiçbir şeyde çıkmaz. Bir tek ihtimal var yakalayabilmek için. Ağzını yüzünü dağıtırken eller yukarı suçüstü yakalarsan, yani tam atağın ortasında yakalayabilirsen o zaman tamam. Ama hocam porfirinin başka semptomları da vardır. Mesela? Mesela ışığa karşı hassasiyet. Karanlık bir arka sokakta kıstırır. Hı? Bravo. Bravo Nişantaşı. Vampirler, tarihte birçok vampirde rastlanmıştır bu rahatsızlığa. En kötü yanlarından biri ne biliyor musunuz? İşte bu. Beter bir şey. Düşünsenize. Gıcır gıcır bisikletini bırakıyorsun. Kapalı bir yerde yeni bir spora başlıyorsun. Mesela yoga. Ha? Evet. Hastaya hematin ve glukoz başlayalım. Haydi bakalım gençler. Yalnız hematin verirsek ve yanılıyorsanız hasta ölür. Porfiriyi doğrulamanın tek yolu var. Atak sırasında olan idrar örneği. Ve bir daha ne zaman atak geçireceğini bilmenin bir yolu yok.
ayarlarız bir şeyler. Her şeyin bir yolu var sonuçta. Porferinin tetikleyicileri çok özeldir. Barbituratlar, alkol, yüksek miktarda protein alımı atakları tetikleyebilir. Peki Metin'de hastalığı ne tetiklemiş olabilir? Bilmem. O yüzden ortaya karışık bir tabak hazırlayacağım. Eğer hastalığı buysa, sen kokteyli yaptığında durumu daha da ağırlaştıracak. Öyle değil mi? Olabilir. Ama en azından ne olduğunu anlayacağız. Ve tedavi etme şansımız olacak. Peki bir de hastalığım bu değilse ve bana bu ilacı verirsen o zaman ne olacak? Bilemem. Senin beynini neyin alt üst ettiğini bilemezsem nasıl tepki vereceğini de bilemem. Beni bir yalnız bırakır mısınız kocamla? Biz bir yalnız konuşalım. Metin atağı tetiklemenizi istemiyor. Biraz daha beklerseniz başka bulgulara ulaşabileceğinizi düşünüyor. Eğer gerçekten hastalığı porfiri ise ne kadar vaktimiz var Ateş? 5 dakika. 5 ay. Bilemem. Ama bir sonraki atak ölümcül olabilir. Kan için tahlilleri yapmanı istiyorum. Yapalım o zaman genetik inceleme. HBM sentetaz geninde mutasyon var mı bakalım. Bir ay falan sürer çıkması sonuçları. Neyse inşallah o zamana kadar bir şey olmaz. Yap o zaman kokteyli. Tetikleyin hata. Yapamam. Neden? Kocan istemiyor. Şikayet falan etmeyeceğim seni. Dava da açmayacağım. Koca ne de bilir ama. Kocam felçli. Eğer onu iyileştirmezsen zaten şikayet dilekçesi falan yazacak hali kalmayacak. Yapamam. Neden? Kocana durumu açıkladım. Karar onun. Sen onun ölmesini istiyorsun. Teşhisi koydum, işimi yaptım. Eğer birinin onu yatağa bağlayıp zorla tedavi etmesini istiyorsan o konuda benden çok daha iyisin. Ha, şimdi anlaşıldı mesele. Sen bacağının intikamı için mi? Ben senin hayatını kurtardım Ateş. Evet Melike. Hem benden intikamını kocamı öldürerek mi alacaksın? Hayır. Doğru kararı veremeyecek kadar inatçı olduğu için ölecek kocam. İşte bu senin uzmanlık alanın. En iyi yaptığın şey ikna et adamı. Hadi. Kocanın kararlarına saygı duyuyorum. Ne kızıyorsun? Çünkü saçmalık bu. Çünkü sen eğer haklı olduğuna inanırsan hastanın ne düşündüğünü zerre umursamazsın. Onlara yalanlar söylersin, gözlerini korkutursun. Ben de senin yaptığının aynısını yaptım. Tek bir farkla. Bu sefer ben sana yaptım. Seni asla affetmeyecek. O sana benzemiyor. Affetmeyi biliyor. Hiçbir değişiklik yok. Durumu kötüye gitmiyor mu? Hayır, hiçbir değişiklik yok. Ama bu porfiriyle uyumlu değil mi? Yani bir sonraki atağa kadar durumu stabil. Evet. Metin,
bu testi yapmalarına izin vermen lazım. İstemiyorum. Onlar ortak bir karar verinceye kadar istemiyorum. Ateşi tanımıyorsun. Belki seni kadar tanımıyorum. Son tanıştığımızda beni bayıltmıştı zaten. Yanlış hatırlamıyorsam. İnsan lafının üstüne. Nedir o? Kokteyl saati. Geçen gün içemedik ya beraber, içimde kaldı. Ya bu adamı uzak tutun benden ne olur. Metin, eğer Ateş bunun doğru olduğunu düşünüyorsa izin ver ne olur. Onun yargılarını benimkilerden daha üstün mü tutuyorsun? Tıbbi yargılarını, evet. Ve bu uğurda hayatımı riske atmaya hazırsın öyle mi? Evet, hazırım. Ama ben değilim. Haklı adam. Haklı. Ama aynı zamanda felçli. Vakit geldi. Evet. Doktor Mehmet Ali Çağlar. Doktor Mehmet Ali Çağlar. Poliklinik bankosundan bekleniyorsunuz. Çekil bakalım, senin meselen değil. Hastanın onayını almanız gerek. Ama hocam, hastanın kafası hiç yerinde değil. O zaman mahkeme kararı almanız gerekir hocam. İyi, tamam. Tamam. Peki. Gidin mahkeme kararı getirin. Ben burada bekliyorum. Hiçbir şey yapmayacağım. Söz. Tamam. Vallahi billahi. Vay be. Birimiz hepimiz, hepimiz birimiz için ha. Üç silahşörler. Ya niye daha önce aklımıza ya? Vallahi tüylerim diken diken oldu. Hocam şirindeyi bana verin. Lütfen. Eğer doğru söylüyorsa bu onun son şansı olabilir. Ne yapsak? Bölüşelim mi? Ben tek başıma halledemem. Dolap dereyi sen al, küçük kızı ben hallederim. Nişantaşı zaten ortalık karışınca kuyruğunu kıstırıp kaçar. Vallahi yapamam tek başıma. Hadi. Tamam be. Size de hiçbir şey yapılmıyor oyun bozanlar. Tamam. İyi. Ne haliniz varsa görün. Adamda şevk bırakmıyorsunuz. Şevk. Tamam ya. Allah'ın cezası! Ne yaptığımı gördün hiç mi? Atak ne zaman geçirecek? Porfiri olsaydı çoktan olurdu atak. Herkesin bünyesi farklıdır. Bu hiç iyi olmadı hocam. Taşı kardığı, pıhtığı, inme. Ne oluyor? İki miligram midazolam, çabuk. Örneği kirleteceksin. Hocam. Emre, sondadan idrar örneği al. Bu porfiri hata değil, inme geçiriyor. Midazolam vermemiz gerek hocam. Olmaz, inme değil. Vazospazm bu. Görmüyor musunuz silme delta dalgalarını? Sonda çıktı. İdrar örneği alamıyoruz. Nabız kırıklar da bradikardı, kaybediyoruz. Ne olursunuz bir şey verin ona. Herkesi veremeyiz. Hata yaptınız hocam, hata yaptınız. Direkt mesaneden. Bundan daha tazesi bulunmaz. Evet. Midazolam verin. Bayağı yorduk kendisini. Biraz dinlensin. Hala sarı. Çek bakalım. Işık miktarını arttırmak etkili olacak mı hocam? Biyokimya. Unuttunuz mu biyokimya dersinizi? Daha fazla ışık, daha fazla oksidasyon. Hasta 150 miligram glukoz, 75 miligram hematin başlayın. Bastonum ver.